Bismillahirrahmanirrahim. Evet, her şey yolunda gibi gözüküyor. 10. bölüm, hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yine oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Mount and Blade Bannerlord oyun serimiz kaldı yani, güzel bir şekilde ve gerçekçi seviyede devam ediyor. Bu Allah izin verirse tabii ki. Kaçıncı bölüm olacaktı? 10. bölüm olacaktı, evet. Önceki bölüm arkadaşlar birçok yapılan şeyler oldu, ticaret yaptık. Bir ara para sıkıntısı yaşamıştık, önceki bölüm miydi bilmiyorum, maaşla ödenmemişti. Görev aldık, görev tamamlamak için zamanı bıraktık. Şimdi benim amacım görev tamamlanana kadar çalışmalarımıza devam etmek. Burada bir göstergede sıkıntı oluştu. Uzunluk, ağır kılıç 112, büyük bir fark yok açıkçası. Evet. Malzeme alalım. Satabilmemiz için büyük ihtimal bir yere daha gidip gelebilme imkanımızın olacağını düşünüyorum. Amperalı if paraya satabilirmişik. Alalım o zaman. Otron Krat'a gitmeyeceğim ama güzel fiyat ya. Maalesef. Ay. Alı döner kenarlı olmazsa. Ampera'dan alırız. Birçok malzemeyi Ampera'dan alıp getirebiliriz ha. Şaka maka. Evet, gidiyoruz, yolculuğumuz devam ediyor, hadi bakalım. Dur, oyun kastı, çapulcular kaçırdım, çok güzel. İstemeden de olsa yapabileceğim bir şey yok. Olan oldu artık. Ticaret. Evet. 4000'im yok muydu? Param mı gitti? Olabilir. Steve Vahos. Bu güzel. Alalım. Lazım sonuçta. Bu bir. İki. Makep'te bunu satabilirim pahalıya. Makep'te başka satabileceğim pahalı ürün var mı? Otron Krat'ta 92'ye satabilirmişim. İki katına makyepte ahşap satabilirim. Birçok şey vardı alıp da satabileceğimiz makyepte. Evet, gümüş çehver mesela. Evet, deri. Takı. ...75'e. Tamamdır. Bitiriyoruz. Bu parayı şimdi harcamayalım. Askerlerimizi yetiştirmek için. İlk önce ürün götürmek olsun amacımız. Hedef vardı bir tane. Görevimiz var daha doğrusu. 3. Tamam, bunu yapabiliriz. 16 gün daha var. Ha, yok, yanlış mı anladım ben? Kalan süre 3 gün. Uf. Şöyle yapmak zorundaydık. Kaçırdık. 130 bakın. Halen görevi tamamlayamadık. Maalesef. Sıkıntı yok. Ticaretimizi yapalım. Kaç yok? 2008. Çok para kazanamadım mı gibi geldi bana. Belki de ben yanlış görüyorum. Olabilir. Bilmiyorum. Fark etmez. Hat bitti. Sıkıntı yok. Şimdi girelim. Görevi tamamlayalım. Hadi bakalım. Maaşlar falan ödendiğinden galiba biraz para kaybı oldu. Sıkıntı değil. Olmazsa aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz
Görevi başarabilmek için sığınak basalım. Haydut sığınağı, evet. Çok mantıklı geldi, ben bunu değerlendireceğim. Olduysa boğazım şu oldu ya. Olmadı. Biraz daha mı beklememizi istiyor? Hemen geçiyorum okumadan. Dur. Çıkış. Gel buraya, gel gel, nereye gidiyorsun? Tamam, katılacağım, katılacağım, dur. İlk önce dur, elimizde imkan var da aklıma bir şey geldi. Ama yoğun taktiksel yapabilirim. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Onlar tecrübe kazanması için atları arkada tutacağız. Sadece piyadeye öne süreceğim. Evet, atlar kalsın arkada. Oha, benim mi kellem uçtu lan? Ne oldu öyle? Wow. Sağlam bıçakla bile işimi göremiyorum. Rezilliğe bak ya. İyi, ödünç alınmış. Birlikler kendini geliştirdi. Güzel. Bu işe yaradı. Dur, bundan sonra bakalım. İlk önce bunu geliştirdik. Güzel. İyi. Bunu yakalayabilirsem ne mutlu. Çok güzel. İstediğim yöne doğru gidiyor. Aynı taktiği burada da uygulayacağım. Görevimizi başarıyla bitirmiş olduk. Bisikletlere bak, atıma zarar veriyorlar. Oh, iki tanesini oklayamış olamam. Evet. Güzel. Ben bile tecrübe kazandım. Güzel. Bitir. Şimdi birlikler, karakter, çok güzel yetenek kazandık. Yetenekte hangisinde geliştirdik kendimizi? Biraz atletizm önem versek iyi olur. Ya da ticarette mi daha çok ilerlesek? Bakın, ticaretten de iyi para kaldırma imkanımız var. Ama ben daha çok savaşçı olmayı istiyorum. Atletizm biraz geliştirsem fena olmaz diye düşünüyorum.
Kuşatma adın lazım olabilir. Bilmiyorum ki. İzcilik var biraz. Gece. Bu da kötü değil. Bunu geliştirsek ben doğru buluyorum açıkçası. Evet. Şimdi görev tamamlamaya gidelim. O değil de benim canım yok fazla ya. Ticaret yapalım, malı satalım biraz burada. Tahıl alalım biraz. Nerede tahıl? Evet. Biraz beklerim, canımı dolduracağım. Hem diğerleri dinlenmiş olur. Tamam. Hadi bakalım. Fazla canım dolmadı ama çok da beklemek istemiyorum. Diğer görev halen tamamlanmadı. Bu üzücü. Bu görevden sonra direkt şeye gidelim. Yani bir sığınak basalım artık. Keşke önceden aklıma gelseydi. Bak bu görev aldığımda aklıma gelmedi böyle bir şey. Destek olarak atlı okçuları da görevlendirdik. Geri kalan piyade önde durup tecrübe toplardı yani. Bu kadar basitti bu mesela. Maalesef nedense ben bunu değerlendiremedim. Aslında tam hazır değilim canım. Sıkıntılı ama olsun. Azaldık. Oy. Beni vallahi attım kurtardı. Cana bak ya. Nasıl bir katliam. Değdi mi lan? Değdi mi lan? Değdi mi? Kayıt kontrolü yapacağım yüklendikten sonra. Puh, az kalsın biliyordum ha. Az canına girersen savaşa böyle alıştı değil mi? Yani her zamanki gibi. Her zamanki gibi taktiksel hata yapıyorum. Yapılmayacak. Hadi ya şu atı bir süremeden istediğim noktaya. Yani oyun yüklenmedin. Teşekkürler. İyi. Seviyemizin gelişmesi iyi oldu. Cazibe yeteneği de kazandık. Bu da güzel. Şimdi ticaret dediğim noktaya gidesim var benim. Tabii bunu da yapabilmek için ticaret yapacağız. Mümkünse karı yüksek mallar alıp gideceğiz. Fazla kar elde edemiyorum aslında. Sargot'a götüremem. Sargot neresi bilmiyorum bile. Pamuk anlamanın bir anlamı olmaz. Kürk. Ha, gümüş çevre olabilir. O yere gitmiyorum. Kadife olabilir. Takı filan ilgilendirmiyorum. Tamam, hadi bakalım. Şimdi burada sığınakların olduğunu biliyorum. O tarafa doğru gidelim. O zamana kadar canım dola biraz.
Dur. Uzaklaşma. Kaçma kaç. Gel gel. Bak sayısal aynıyız sayılı. Gel. Evet. Gel gebertelim hepinizi. Asker mi gönder? Aa ben sana... Aa doğru yaralıyım ben. Kimle geliştirdi kendini? İyi. İyi güzel. Elimizde at mevcut. Evet. Çok güzel. 2 tane kaldı. Maliyete bak. İyi. Burada da sığınak var. Skate işte o hangi köyün görevi o zaman? bir şey vardı. İlginç. Asker al, ürün satın al falan değmez. Bu tarafa doğru kaçan biri bir şey vardı. Şu an nereye doğru kaçtığını bilmiyorum. Biz şehire girek, ticaretimizi yapak. Sığınağa girmek için fazla canım yok maalesef. Balık kalsın. Ne bulduysak satak. Bayağı bir para kazanak. Birkaç tane at alayım. Bir tane at yeter. Evet fazla abartmaya gerek yok. Şimdi bu görevi tamamlamak için almak için can lazım. Bu kesin bir şey. Hangi haydut sınırından bahsediyor? Bundan bahsediyor galiba. Evet burada da bir tane vardı. Burada daha azdı bildiğime göre. O çapulcu çok güzel. Çapulcuya hayır demem. Teslim ol ya da öl. Saldır diyeceğim çünkü benim amacım piyadeyi önde tutmak. Piyade biraz tecrübe toplamak amaçlı önde savaşsın. Evet. Daha sonra sığınak işine girebiliriz. Asker kalitesi yükseldi. Bizim zırhımız da yeteneğimiz de yükseldi. Ben tepeye çıkayım. Of taşlıyorlar beni. Saldırın. Ay hepsini yediler orada. Hepsini saldırttıramadım. Ha şimdi oldu. Kaçıyorlar. Biraz gereksiz asker kaybı gördüyseniz kaybettik. Belki de yaralanmış da bilemem. Güzel. Evet, ödünç alınmış askerler ölmemiş. Güzel. Evet. İki tane asker kaldı ya geliştirilmesi gereken. Onlar da geliştirseydi rahat etseydik. Evet konuşalım. Canım dolduktan sonra sığınağa basacağız. Diğer sığınakta fazla haydut bulunmadığını hatırlıyorum. Yok ya biz kendimiz yapalım.
Aslında arkadaşımızı görevlendirebilirdik ama ben kendim yapmak istedim bu konuyu. Evet, hadi bakalım. Aa, bunun mu görevini aldık? Ben diğerinin görevini aldık sanıyordum. Burada da fazla yokmuş aslında ya. Şöyle ben gezintiye çıkayım devam. Belki çapulcu buluruz. Ne var? İş yapabileceğimiz. Burada daha fazla diğerinden. Çok hızlı da çok. Aha! Gel gel. Onlar çapulculardan kaçıyor. Çapulcular benden kaçıyor. Sınav sonu halleder, sıkıntı yok. Saldır. Tecrübeli asker ölse de yapabileceğim bir şey yok. En azından yetiştirerek görevi tamamlamaya çalışalım. Evet. Şimdi okçuların desteğini alak bu sefer mümkünse. Ben önden gideyim. Evet, ilk önce piyade sadece. Okçu arkada duracak. Tabii ben diğerleri gibi iyi değilim. Zaten onlar da vuramadı. Ay ay ay, taşlanıyorum. Sıkaladım. Yükseklik farkı yüzünden. Ay, taşlandım gene. İyi iyi. İyi, güzel. Çok güzel. Biri daha geliştirdi kendini. İnşallah yetiştirebileceğiz. Ah, bir tane daha kaldı. Üzerimizde baya bir malzeme toplandı. Bura kale mi? Yok, bura bildiğimiz bir şehir. Esirleri sat. Ve geri dönmek amaçlı şeye gidelim. Mal satalım mümkünse. Bundan da alabiliriz, iki tane alacağız. İlk önce şunları satalım bakayım. Ve biraz da buradan mal alalım. İki tane, bir tane at alalım. İki tane alalım, hadi bakalım. Bir tane de step horse alalım. Ve Trangat'ta satacak postlar var. Neden olmasın, güzel fiyata. Oo, bu daha pahalıya satıyor. Araçları alalım hepsini o zaman. Tuz, demir, cevher, pamuk, otun, kürk fazla para getirmiyor ama alalım. Boş gitmeyelim en azından. Of, çok güzel. Evet. Tamam, bitti. Çıkış yap. Görev tamamlamak için zamanım olması lazım. Diğer görev ne oldu? Bitmedi mi diğer görev? Bitti mi? Anlamadım ki ben. Başarısız mı oldum yoksa? Yapacak bir şey yok. Sığınağa basmaya geçin. Önce bir Ostrogoth'a falan gideriz. Sonra sığınağa basacağım. Evet. Ortangat, Ostrogoth, Mostrogoth diye bir şeyle uyduruyor. Elimde mi kaldı yani askerler? Bu mu yani? Başarısız mı oldu? Helal. Sıkıntı yok. Bir yerde yeriz. Evet. Sığınakta yerim büyük ihtimal. Sat. Tamamdır. Para kazanamıyor mu fazla gibi geldi bana ya.
Çalıntı mallar kaçırma gibi bir görev vermeyin bana. Sevmiyorum. Çok boş. Elimizde at var, neden değerlendirmeyeyim yani. Şimdi bunlar bir işime yaramayacak galiba. Büyük ihtimal piyade kavgasına girersek başarız. Şeyde biraz beklemede kalalım. Canımız da olsun biraz. Evet. O sıra ben kaydı kontrol edeyim. Bir sıkıntı yok gibi. Çok güzel. Evet. Canımız biraz doluyor. Ben ya canımız kaç gün kaldı göreve? Kalan süre daha var. O zaman şöyle boş durmayak gene. Ticaret yapalım. Market'te inanılmaz fiyat veriyorlar çömlek için. Pamuk için de geçerli. Fazla altın kazanmıyoruz ama. Yani. Ticaretten kazandığımız para gördüğünüz gibi yetmiyor açıkçası. Bir nevi diyebiliriz. Evet. Yapacak bir şey yok, olsun. Asker sayımı düşeceğim. Diğer görev galiba başarısız oldu, değil mi? Nereden almıştım bu görevi hatırlamıyorum. Askerleri bırakacağım büyük ihtimal. Gerek yok artık. Elimde kaldı çünkü askerler görev başarısız olunca. Gidip satalım. 150. Birkaç tane de tecrübesiz asker alalım. Bir daha da o taktiği uygulayacağım. Eğer ki böyle bir görev alsam. Kan davası. Haydut sığınağı. Alalım mı? Alalım. Birkaç tane haydut sığınağı basmak istiyorum. Önümüzdeki zaman içerisinde. Evet. Haynut sığınağda çok para kazanabiliriz. Evet. Hadi. Ha, vermedi. Çok fazla görev mi var elimde? Ondan mı galiba? Tamam o zaman. Sıkıntı yok. İleride alırız. Çapulculuğa saldıracağım. Sonra da amacım. Asker topladık mı buradan? Evet. Sonra da amacım hemen arkadaşlar makyabe gidip mallastı bu bölümü burada bitirmek. Çünkü vaktimiz doldu. Önümüzdeki bölüm amacımız gidip güzel bir şekilde haydut sığınağını arkadaşa basmak. Ve diğer haydut sığınaklarını da satacağız tabii ki. Tamam. Şimdi malları satalım. Fiyatı düşüyor bir miktardan sonra. Evet, 4000'e çıktı. Bir şey gözüme takıldı. At vardı ama istediğim fiyatta değil, çok pahalı. Stepos burada ucuzmuş lan, alak bir tane. Evet, önümüzdeki bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yetenek puanından bahsediyordu. Böyle bir, burada ticarette, o güzelmiş. Üstteki hoşuma gitti. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.